Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da enerji fiyatlarındaki artış son sürat devam ediyor. Benzinde, elektrikte, doğalgazdaki artış vatandaşın artık belini bükecek noktaya geldi. Özellikle benzin fiyatlarındaki artışın durdurulamaması, koronavirüs ardından da Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması maalesef Avrupa'da yaşayan pek çok vatandaşımızı derinden etkiledi. Almanya'da enteresan ve bir o kadar da düşündüren bir olay var arkadaşlar. Almanya'nın en eski ve köklü gazetelerinden Bild gazetesi kuponla vatandaşa benzin yardımı yapacağını, benzin desteği vereceğini söyledi. Şimdi öncelikle Bild gazetesinin kimlere ne kadarlık bir benzin desteği vereceğini aktaralım. Ardından da Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Avusturya'da, İngiltere'de, Danimarka'da ve diğer tüm Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konuya temas edeceğim. Bakın, Bild gazetesi şunu söylüyor. Diyor ki, 1000 kişiye biz benzin desteği vereceğiz. Benzin şu anda 2.30 euro civarında. Ama biz bunun 1.30 eurosunu karşılayacağız. Bir kişi 50 litre benzin aldığında 65 eurosunu biz ödeyeceğiz diyor. Yani diyor ki sen 1 eurosunu ödeyeceksin, ben de 1.30 eurosunu ödeyeceğim diyor. Toplamda 65 euroluk bir destek sunacağım diyor okuyucularıma. Güzel. Peki başvuru nedir? Başvuru şu şekilde. Yakıt makbuzunun sunulmasının gerekliliğine vurgu yapılan haberde kampanyaya katılabilmek için aranılması gereken telefon numarası paylaşıldı. İsim, soyisim, telefon numarası ve doldurulan yakıt litresi bilgilerinin iletilmesinin gerekliliği aktarıldı. Yani burada Bild gazetesi aslında Almanya hükümetini rezil ediyor. Yerden yere vuruyor ama hükümet bunu anlamıyor. Bak bir gazete diyor ki ben diyor okuyucunun benzinine katkı sunacağım diyor. 50 litrede 65 euro para ödeyeceğim diyor okuyucuya diyor. Şimdi bunu kimin yapması lazım? Gazetenin mi yoksa devletin vatandaşına mı yapması lazım bunu? Gazete dalga geçiyor. Bak bu hükümetle dalga geçiyor aslında. Şimdi Almanya Federal Ekonomi Bakanı çıktı açıklama yaptı. 3 tane müjde dedi. Büyük müjde dedi. Biz vatandaşın işte akaryakıtına, benzinle destek vereceğiz. Evinde ödediği elektriğe, doğalgaza destek vereceğiz dedi. Vesaire vesaire. Attı tuttu. Arkadaşlar bugüne kadar hiç destek alan var mı? Faturanı al sana şu kadar destek diyen var mı Almanya'da? Ben görmedim. Duymadım, bilmiyorum. Siz biliyorsanız lütfen videonun altına yazın. Şimdi Bild gazetesi ülkedeki ekonomik krizi belli ki çok iyi analiz etmiş. Ciddi bir sıkıntı olmasa gazete kalkıp böyle bir şeyin içerisine girmez. He, kendi reklamını yapıyor mu? Yapsın. Ama burada hükümete aslında sizden hiçbir şey olmaz. Siz milleti rahatlatacak adımlar atmıyorsunuz diye mesaj veriyor aslında. Arkadaşlar ya koskoca Almanya diyoruz değil mi? Bak Almanya. O Almanya Federal Cumhuriyeti. İsme bak. Ne kadar büyük. Arkadaşlar Almanya yağ problemini çözemiyor biliyorsunuz değil mi? Yağ. Bak bu çiçek yağı var ya yemeklere kullandığımız. 1.70 olan yağ 3-4 euroya satıyorlar. Ben bunları anlatıyorum. Diyorum ki bak böyle olmuş. Bazı izleyicilerimiz de videonun altına yorum yapıyorlar. Yağ sorunu yok. Ben sana yağ yok demiyorum ki. Yağın fiyatı arttı diyorum. 1.70 olan bir ürünü 3.5-4 euroya alıyorsun. Haberin yok mu senin arkadaş? Bak senin hükümetinle gazete dalga geçiyor. Evet dalga geçiyor. Anlayana. Şimdi emekli, işçi, ev hanımı sıkıntı içerisinde. Bunu anlatıyoruz. Yorum yapıyor mesela izleyici diyor ki yok öyle bir şey diyor. Her şey dört dörtlük diyor. Senin tuzun kuru arkadaş. Emekli Almanya'da kaç para maaş alıyor? Lütfen videonun altına yazsın emekli büyüklerimiz. İşçi kaç para maaş alıyor? Maaşından kaç paralık kesinti var? Sen almış olduğun bu parayla markete, çarşıya, pazara gidip rahat bir şekilde alışverişini yapıyor musun? Yoksa elin titriyor mu?
Yazın. Ayıbı yok. Bak ben anlatıyorum fikirlerimi. Siz de görüşlerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletin. Birileri kızdığı için işte ben bunları anlattığımda videonun altına yorum yapıyor. O döşüyor bize. Arkadaş, ev kiraları aynı mı? Aldığın sosyal yardımlar arttı mı? Maaşın arttı mı? Markette, çarşıya, pazara gittiğince oh diyorsun be, her şey 10 numara, istediğini alıp sepetine koyabiliyor musun? Biz bunu anlatıyoruz. Bak gazete diyor ki Almanya'da büyük müjde diyor. Dalga geçiyor. Bu ülkeyi yönetenlerin ne kadar basiretsiz olduğunu gösteriyor. Bu ülkedeki bu siyasetçilerin kasayı kilitleyip paraları da bir şekilde üzerlerine yattığını ve hiçbir şekilde vatandaşa paraları vermek istemediğini anlatıyor bu adamlar. Çalıyorlar demiyoruz, hırsız demiyoruz ama basiretsizler, yöneticilik vasıfları yok. 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir koronavirüs salgınında vatandaşına kaç para yardımda bulundun? Esnafa yardım ettiler, şimdi paraları geri topluyorlar. Pek çok eyalette şu anda mektuplar gitti, verin diyorlar yardımları. Yardım geri alınır mı? Adı üstünde yardım, yardım. Korona yardımı. Yardımı topluyorlar, geri alıyorlar. O zaman hiç eleştirmeyelim arkadaşlar. Konuşmayalım da. Diyelim ki Almanya 10 numara. Fransa 5 yıldızlı. Hollanda yeme de yanında yat. İsviçre zaten hiçbir şey söylemeye gerek yok. Çok ucuz bir ülke. Bunları mı söyleyelim? Avusturya, Belçika bu durumda. Finlandiya, Danimarka, İngiltere 10 numara. Mı diyelim yani? Ne diyelim bilmiyorum ki. Gurbetçimizin bankada milyon euroları var falan mı diyelim? Yok kardeşim, yok böyle bir şey. Yok. Ya akaryakıt ya, akaryakıt. Benzin, elektrik fiyatları, kiralar, yani bakın bunlar insani gereklilikler, lüks değil. Arabaya binmek lüks mü arkadaş? Doğalgazı bu kışın yakmak lüks mü? Biz bunu anlatıyoruz ve diyoruz ki sözün özü şu arkadaşlar, bakın önümüzdeki günler özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için daha da sıkıntılı olacak. Bu net ve açık bir şekilde ortada. O nedenle sosyal yardımların arttırılması gerekiyor. Çalışanların ve emeklilerin maaşından kesilen vergilerin azaltılması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka gıda yardımı adı altında yeni bir sosyal yardım gelmek zorunda. Çarşıda, pazarda yangın var. Süpermarketler Aldi'sinden tutun Reves'ine kadar hepsi açıklama yapıyor. Yüzlerce ürüne önümüzdeki günlerde zam gelecek. O nedenle kıymetli izleyicilerimiz, artık devleti yönetenlerin mutlak surette bu durumu, bu tabloyu görmesi gerekiyor. Biliyorlar da işte, hani biliyormuş gibi yapıyorlar, adım atmıyorlar. Çıkmış ekonomi bakanı, 3 tane müjde verdik diyor. Ne oldu mübarek, hadi hadi müjde, vatandaş öldü bitti. Ne müjdesi veriyorsan ver de, hadi açıkla yani, bir zahmet açıkla artık. Yazmış, Almanya'da büyük müjde. Gazete, gazeteciler de gidip sormuyor. Ne oldu müjde diye, elinde mi patladı diye sormuyor arkadaşlar. Enteresan. Değerli izleyicilerimiz, evet, gerek anavatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.